Rusya'nın 3 büyük kentinden biri olan Novosibirsk, 1800'lü yılların sonunda Rusya'yı doğudan batıya birleştiren Transsibirya demiryolu hattını canlandırmak amacıyla kurulmuş. Zengin mimarisiyle dikkat çeken Novosibirsk Merkez Garı bu yolun önemli istasyonlarından biri. Dev heykellerin yükseldiği meydanlar ise ziyaretçilerin uğrak noktası. Kültürel mekanlar yönünden çok zengin olan Novosibirsk kentinde bulunan 1945 yılında tamamlanan Opera Sarayı, dünyanın ikinci opera binası. Altın kubbeleriyle dikkat çeken Yükseliş Kilisesi 1914 yılından kalma. 1898 tarihli Alexander Nevski Katedrali ise Bizans stilinde inşa edilmiş. Novosibirsk Demiryolu Müzesi'nde Çarlık döneminden kalma lokomotifler, eriyik vagonları ve demiryolu yapımında kullanılan çeşitli gereçler sergileniyor. Bölgede Ob Nehri'nin yeşil kıyılarına kurulan şehrin iki yakası uzun demir köprülerle birleştirilmiş. Köprülerden bazıları sadece yük ve yolcu trenlerine ayrılmış. Demir yolları, Sibirya'daki demir yolları, kömür madenleri, silah fabrikaları. Birçok Mehmetçiğin esir düşüp Sibirya kamplarında hem esaret hayatı çekip hem de bu demir yollarında, silah fabrikalarında çalıştığı bölgedeyiz. Sibirya'dayız, Sibirya'nın başkenti Novosibirsk'te ve esir Mehmetçikler tarafından bir kısmı yapılan tarihi demir yolu köprüsünün bulunduğu yerdeyiz. Bu demir yolu köprülerinden Mehmetçikler Sibirya işlerine taşınmışlar ve esir kamplarında vefat etmişler, şehit olmuşlardı. Karşımızda bir 3. Alexander görüyoruz. Son imparatorun babası aynı zamanda. Bunun heykeli var, heykel yeni. Fakat neden son imparatorun burada 3. Alexander'ın heykeli var? Bu Transsibirya tren yolunun projesini ilk düşünen, tasarlayan kişi olması nedeni önemli. Onun hemen arkasında bir köprü görüyoruz. Bu köprü ilk Transsibirya tren yolunun ilk köprüsü. Bu köprüden trenler geçer. Bu köprüler demir yolları yapılır. Tarihler 1914-18 arası. Mehmetçikler buralara, Sibirya işlerine esir getirilir bu demir yollarından ve bu trenlerle. Bu köprüler esir Mehmetçikler tarafından yapılmıştır. Ve biz Sibirya'nın başkentindeyiz, Novosibirsk'teyiz ve birçok esir kampının bulunduğu coğrafyayı adım adım gezerek belgesel görüntülerle ekranlara getiriyoruz. Evet, şu an Ob Nehri arkamızda. Ob Nehri Altay Türkleri için, Türk tarihi için çok önemli. Ve iki kol halinde geliyor. Biri Altın Göl'den doğup adı Bey olarak doğan ve diğeri de Kadın Nehri olarak bir başka Altay Dağları zirvesinden doğup Altay'ın bulunduğu bölgede Bis şehrinde birleşip ve Ob adını alarak Kuzey Buz Denizi'ne dökülen Ob Nehri de hemen arkamızda. Sibirya'nın başkenti Novosibirsk'teyiz. Burası Rusya'nın da üçüncü büyük şehri. Şu gördüğünüz demir yollarını bizim burada esir olan Türkler yapmıştır. Orada zorla çalıştırılmışlardır ve bu yüzden tarihi önemi büyük bu köprülerimizin için.
sol tarafta Rusya'nın 3. Büyük Üniversitesi. Enstitüde alanında uzman insanların gelişimlerini sağladı. Aynı zamanda üniversiteye bu sebeple, üniversite şimdi Rusya'nın birçok bölgesinden gelen insanların nüfus profilini de bir taraftan oluşturduğu bir bölge. Bu yüzden de başarılı öğrencilerin hedefindeki noktalardan bir tanesi. Trenler, özellikle Anadolu'dan Sibirya'ya giden esirlerimizi taşıyan trenler. Sibirya işlerindeyiz. Sibirya'nın başkenti Novosibirsk'teyiz ve 1. Cihan Harbi'nde esirlerimizin taşındığı o trenlerin müzede sergilendiği tren müzesindeyiz ve esirlerimizin izini takip ediyoruz. Sibirya esir kamplarını araştırıyoruz. Burası Güney Sibirya'nın başkenti olarak adlandırılıyor. Novosibirsk tren parkındayız. Buranın bir özelliği var. Burada dedelerimiz 1. Dünya Savaşı'nda Ruslar tarafından bu Sibirya'ya sürgüne, buraya trenlerle gönderilmiş. Tabii çok sayıda şehidimiz olmuş, telef olmuşlar yolda. Aç bırakılmış, zulme uğramış, kendilerine işkence edilmiş. Biliyoruz ki birçok geri gelmeyen, Osmanlı'nın döneminde geri gelmeyen dedelerimiz işte buralarda ölmüş, bugün şehit. Kendilerinden haber alamıyoruz ama ruhları bizi görüyor. Kendilerine dua ediyoruz. Görmüş olduğunuz tren 1898 yılında tarihlenen ve imparatorluk zamanında yapılmış olan tren ve imparatorluk ailesinin özellikle kullandığı yatak odasıyla, tuvaletiyle, lavabosuyla ve bakıldığında kurşun geçirmez olduğunu görüyoruz. Özellikle bizim ziyaret edeceğimiz ve içerisine girebileceğimiz tarihi trene doğru devam ediyoruz. Novosibirsk'teki tarihi tren müzesinin bulunduğu yerdeyiz ve tarihi bir trenin içerisindeyiz. Ve bu trenler kara tren değil. Bu trenler Anadolu'dan Mehmetçikleri Sibirya'ya esir kamplarına götüren trenler ve tren yollarında çalışan, kömür madenlerinde çalışan birçok Mehmetçiğimizin taşındığı ama böyle konforlu değildi onlar. Balık istif gidiyorlardı, hayvan vagonlarında gidiyorlardı. Biz Novosibirsk'teyiz, tarihe not düşüp zamana noterlik yapıyoruz. Tren yolu müzesindeyiz. Sibirya'nın içerisindeyiz. Sibirya'nın başkenti Krasnoyarsk kentindeyiz. Evet, trenler, mahkumlar, esirler bu şekilde balık istifi doldurulur ve Sibirya işlerine sürülürdü. Biz de şu an esirlerimizin taşındığı bir trenin içerisinde araştırmamıza devam ediyoruz. Rus Rus askeri hayatını kaybetti. Bu şu anda içerisinde bulunduğumuz tren de o dönem itibariyle bir hastane olarak kullanıldı. Görüldüğü gibi ilk başta tuvaleti gördük, sterilizasyon odasını gördük. Daha sonra ameliyat noktasına geldiler. Normalde trenin tavan kısımlarına baktığımızda ahşap olması gereken yerler var. Fakat buraya şu noktaya malzeme olarak baktığımızda plastik kaplamanın olduğunu görüyoruz. Sebebini siz doktorlar daha iyi bilirsiniz. Ameliyat sırasında kan sıçraması durumunda leke ve aynı zamanda antibakteriyel bir durum olmaması için. ...1898
1914 ve 1918 yılları arasında 7 düvelle 10 cephede çarpışmak zorunda kalan Osmanlı orduları cepheden cepheye koşar. Osmanlı Devleti'ni savaşın içine çeken ittifak devletleri ile ihtilaf devletleri 4 yıl boyunca savaşırlar. Milyonlarca insan açlık, hastalık, sefalet içinde akın akın göç etmek zorunda kalır. Türk ordusu 3 milyona yakın şehit verir. 220 bin kişi esir edilir. Esirlerimizin Sibirya'ya nasıl götürüldüklerini ve nerede çalıştırıldıklarını araştırmak için Sibirya yollarındayız. Çok sayıda esirimiz buralara gelir ve onlar balık istife hayvan trenlerinde getirilmiştir. Esirler Sibirya, Tuva, Hakas ve Altaylar bölgesindeki Krasnoyarsk, Novosibirsk, Barnaul şehirlerinde bulunan esir kamplarına tren vagonlarında istiflenerek çok kötü şartlarda götürülür. Birinci Dünya Harbi'nde esir düşen Mehmetçiklerin Kars'tan, Sarıkamış'tan, Galicia'dan toplanan esirlerin Bakü'ye getirildiği, oradan Transsibirya treniyle Krasnoyarsk'a gönderildiği, bu trenlerin tutulduğu şu andaki müzedeyiz. Son derece duyguluyuz, üzüntülüyüz, o günleri yaşıyoruz. Az evvel de bu trenlerden birisinde hapishane olarak kullanılan tren vagonundaydık. O esirlerin tutulduğu tren vagonlarındaydık. Ve dedelerimiz buralardan geçirilerek, Novosibirsk'ten geçerek Krasnoyarsk esir kamplarında götürülmüş ve 1922'ye kadar esir kamplarında kalmış. Binlerce Mehmetçik oralarda şehit düşmüştür. Çoğu esir hastalık, açlık ve zulümle esarette şehit olmuştur. Çok az kişi de yıllar sonra vatanına dönebilmiştir. Babam işte buradan geri dönüyor Rusya'da. Geri dönüyor. Gavur garsonları teli kaldırıyor. Telin altından geçen. Ama kendi yüzü kullan avru yaşayan mavi var diyor. Oradan onları yol ediyor. Kendi kabını alıp gelip geliyor. Onlar artık ayak yalın ayak. Nereye kadar gelmişler? Nasıl gelmişler orayı bilmiyorum. Öyle derdi. Novosibirsk'teki tren yolu müzesini ziyaret ettik. Esir kamplarına giden Mehmetçiklerimizi hatırladık. Kara trenleri gördük, tarihi trenleri gördük. Novosibirsk'teki esir kamplarını ve Mehmetçikleri Sibirya işlerinde araştırmaya devam ediyoruz. Bölgede insanların tren yolu başta olmak üzere birçok konuda çalışıyor olması nedeniyle sol tarafta bir anlamda onlar için tarihsel değeri de olan ve o dönemin izlerini taşıyan tren görüyoruz. Bir medeniyete medeniyet diyebilmek için mimarisine, sanatına, kültürüne bakmak gerekiyor. Evet, Sibirya mimarisi, ağaç mimarisi ve gördük ağaçlardan yapılan evler ve Altay Dağları'ndaki evler. Şu an Sibirya'nın başkenti Novosibirsk'te 1910'lu yıllardan kalma evler. Ama onun hemen arkasında da Rusya Sovyet dönemine ait o devasa kutu, kibrit kutusu gibi binalar. Onlu yıllarda yapılmış olan evlerin tüm Sibirya bölgesinde olduğu gibi ahşap olduğunu görüyoruz. Malum bölgede özellikle sedir ağacı, çam ağacı gibi doğal ağaçların kolay elde edilebiliyor olması özellikle 1900'lü yılların başında bu bölge üzerinde konuşacak olursak kendini gösteriyor. Burada tabii işlemelere dikkat ettiğimizde özellikle eski dönem yapılarında
evlerin sahibinin zenginliğini belirleyen unsur genellikle dış cephelerde de kendini gösterir. Bakın işlemeler tek tek. Hem sağda hem solda. Eski yapıdaki evlerin bir veya iki katlı olduğunu görürüz. Fakat malum bu Sovyetler Birliği döneminde, klasik Sovyetler Birliği'nin o komünizm dönemindeki evleri hepimiz hatırlayalım. Kutu halinde daha yüksek binalar şeklinde olduğunu görürüz. Şehrin erken dönemindeki zenginlere ait, ekonomik yapısı üst seviye olan ailelere ait bir ev hemen karşımızda. Olduğumuz evde 1917 yılına tarihlenen bir. Şimdi evlerin özellikle şu anda tam karşısında durduğumuz ev şehrin ilk yönetiminin danışmanlarından birine ait bir ev. Buradaki evlerin yapımı ile ilgili birkaç kriter var. Şöyle ki malum Sibirya kış ayları geldiğinde buradaki lokal arkadaşımızın da ifade ettiği gibi eksi 40'larda ilerleyen bir ısı var. Bu neyi beraberinde getiriyor? İnsanların soğuktan etkilenmemek adına dışa doğru açılan ahşap pencereler yapmasını beraberinde getiriyor. Neden dışa doğru açılıyor? Malum kış ayları geldiğinde Sibirya'da sabah 10'da başlayan gün ışığı öğleden sonra neredeyse 3 civarında karanlığa dönüşüyor. Dolayısıyla insanların bir taraftan içe doğru değil dışa doğru açılan hem ışıktan faydalanacak aynı zamanda güneş battığı zaman da rüzgarı kesecek. Çünkü plastik veya diğer unsurlar eksi 50 derecelik noktada rüzgarı kesmiyor. Dolayısıyla burada iki fonksiyonu var bunun. Bir tanesi ışık almak güneş olduğu anlarda, ikincisi rüzgarı kesmek. Eksi 50'leri gördükleri zamanlar oluyor. Burası çok önemli. Eksi 50 olduğu zaman ya da eksi 40 olduğu zaman ilkokullar eğitimi ara veriyor, liseliler devam ediyor. Burası günümüzde çok önemli bir restoran şehrin. Hatta devlet başkanı Rusya'nın malum geldiğinde burada yemek yiyor. Olarak bilinen noktaydı burası. Fakat devrim zamanında yıkıldı. Yıkıldıktan sonra özellikle Stalin adının verildiği bir caddeye dönüştü. KGB üyeler için yapılmış olan 100 apartman olarak adlandırılan bir apartman hemen solumuzda KGB çalışanları, yaşayanları için yapılmış olan hemen solumuzda. Sovyetler Birliği yıkılmadan önce Novosibirsk'te Sibirya'nın başkentindeki KGB binasının önündeyiz. Bu bina KGB binası olarak uzun süre Sovyet gizli servisinin merkezi olur. Sibirsk'teki gezimiz hızı ile devam ediyor. Thank you.
Bugün Cuma, Sibirya'nın başkenti Novosibirsk'teyiz ve büyük bir cami var şehrin merkezinde. Burada Cuma namazlarımızı eda edeceğiz. Novosibirsk'te tarihimizle, kültürümüzle ilgili araştırmamız devam ediyor ve Cuma namazımızı da burada camide eda edeceğiz. Minareleriyle, mihrap ve minberleriyle maneviyatımızın, dinimizin temeli ve şehirlerin, medeniyetin tam merkezi camiler. Sibirya'nın başkenti Novosibirsk'te çok sayıda Müslüman yaşıyor. Ve bugün Cuma, ki merkez camide Cuma namazımızı eda edeceğiz. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Siz bugün bunda meşitte, iski meşitte, meşitte bizge bir yıl tulga tuldu. Novosibirsk şaharının birinci meşitte. Meşit ağaçtan kılgan, ağaçtan kılınan meşit. Onun historiyası büyük zor, büyük zor historiyası. Вот шулай. Бүген намазлар оқыйбыз, 5 мәртәбә намаз оқыйбыз, Жумга намаз үткәрәбез, Ураза байрамнарын үткәрәбез, Курбан байрамнарын үткәрәбез. Бүген намазга 7000 кеше килә. Исминез? Адыгыз? Мин председатель местной религиозной организации мусульман города Новосибирск Ихлас Рафаэль Сулейманов. Просим Аллаха субханаху ва тааля дать больше почета и величия. Hayırdır, ne yapıyorsunuz Sefa Bey? Buraya az kiraz elma. Gördüğünüz gibi minyatür, büyüyememiş ama çok lezzetli. Bir tadına bakıyorum. Ana tren istasyonlarından, ana noktalarından biri olan tren istasyonu. Çok etkileyici bir istasyon. Görüntüsü de tren gibi zaten. Evet, tren istasyonları ve Rusya trene çok büyük önem veriyor. Şu anda 154 trene inip kalktığı ve günde 100 bin kişinin yararlandığı Novosibirsk'teki tren istasyonu. Stalin döneminde burası zaten olan bir bina. Ama Stalin diyor ki ben bu binayı biraz geride istiyorum. Ve bu binayı 5 metre geri alıyorlar. Nasıl geri alıyorlar? Tren altını kazıyorlar, raylar konuluyor ve bina 5 metre geri çekiliyor. Yani zemini etrafta kazıyorlar. Kesiyorlar. Zeminin altına tren yolu yerleştiriyorlar ve taşıyorlar. Transsibirya'nın yönetim binası hemen sağ tarafımız. Bakın devasa bir yapı. Sibirya'nın başkenti Novosibirsk'teki gezimiz tüm hızıyla devam ediyor. Şu anda Milli Tarih Müzesi'ni ziyaret edeceğiz ve Milli Tarih Müzesi'nde belgesel görüntüler çekeceğiz. Tatars, so yellow. Evet, Tatarların bölgenin genel haritası, işte Tatarlar, Kazakların, Altayların yaşadığı bölge. Bölgede genel olarak insanların hayatlarını idame ettirme anlamında özellikle balıkçılık, tarım ve avcılık ön planda. Ve bu bölgede şu anki bulunduğumuz noktada daha çok avcılık noktasında ürünlerin olduğu, eserlerin olduğu alan. Thank you.
avcılıkla ilgili malum eserleri görürüz. İşte oklar yine kronolojik sırayla aşağı görünüyor. İşte ahşaptan bronz demire kadar. Burada da farklı tipte tüfekler görürüz avlanma açısından. Bunların her biri etnik olarak farklı coğrafyalarda kullanılan modellerden de anlayacağımız üzere farklı noktalar var. Bazı unsurlar, hayvanlar kutsal da görülmekteydi. O yüzden hani şamanizmde tam karşıda görmüş olduğumuz ve genellikle kış aylarının çok sert geçtiği dönemlerde işte sağlık dilemek ya da daha önce de konuştuğumuz gibi bir noktadan bir noktaya sağlıklı bir şekilde, sonsuz bir şekilde geçmek için dini ritüelleri vardı. Onlardan bir tanesi de karşıda görmüş olduğumuz şaman kültüründe de önemli yeri olan davullar. Century'de steel used these agricultural tools. Yani burada da tarımla ilgili malum taş ve ahşap eserleri görürüz. Bizim de kültürümüzde, özellikle Altay kültüründe de kullanılan. En sağdakini artık Türkiye'de aşina olduğumuz bir şey. Kültürümüze aşina olduğumuz evde dokuma ile yapılan şalları görürüz. Buradaki enteresan malum çocukların günümüzde artık kullanılmayan beşik. Beşik de bir noktaya asılırdı. Bakın karşıda özellikle kemik parçalarından yapılan nesneler var. Onlar da gene çocuğu şeytandan ya da kötü ruhlardan korumak adına. Yani bizdeki nazar boncuğunun o dönemki versiyonu. Kıyafetler var, kadın kıyafetleri. Kadın kıyafetlerine bakarak kadının evli ya da bekar olduğunu anlayabiliyoruz. Sol taraftaki bakın omuz yapısından özellikle bekar bir kadın, evli bir kadın. Bu da geleneksel törenlerinde özellikle very powerful shaman, because even on the handle you can see quite a lot of ribbons. So each time he achieved. Burada şu mesaj veriliyor, bizim bir sınırımız yok. Dolayısıyla her bir direkte bulunduklarında farklı bir renkte bir şey asılıyor. Dolayısıyla da buradaki amaç hem istekte bulunmak, eşit ölçüde değil, bizim sınırımız yok. Kıyafetlerin olduğu bölge malum özellikle geyik hayatın her döneminde kendini gösteriyor. Almanlı yemek yemede kıyafet olarak basılmış. Yani deri dışa dönük, içe dönük değil. Çünkü yağmur ve kar yağdığında malum suyun akışkanlığını ya da karın akışkanlığını sağlamayı bekliyor. İç kısımdaki tüyler de malum sıcak tutuyor. Malum kıyafetlerin ön tarafı açık. Soğuk havada rüzgar olduğunda kapatabilecek şekilde. Bunu da farklı bir konsepte, özellikle göğüs bölgesini kapatacak bir unsur kullanıyorlar. Tam karşı görmüş olduğunuz el işlemeleriyle. Karlı bir hava, rüzgar var. Karşıdan gelen kişi erkek mi, kadın mı? Yüzüne bakarak anlayamazsınız, yüzler kapalı. Neye göre anlıyorlar? Bakın, ucu üçgense ne anlama geliyor? Erkek. Kadınların kullandığı bir test. Ön bölgeyi kapatacak şey var. Düz bir seviyede burada kadın olduğunu özellikle belirtiyor. Malum bir şaman kıyafetine baktığımızda üzerindeki toplam ağırlığın yaklaşık 30 kiloya ulaştığını nedir görüyoruz. O ağırlık?
büyük opera binalarından birisi de Novosibirsk'te, Sibirya'nın başkentinde. Ve şu an o binanın önündeyiz ve 1940'lı yıllardan beri halen faaliyette Lenin heykeli, diğer Kızıl Ordu'ya ait heykeller ve Novosibirsk'teki gezimiz tüm hızıyla devam ediyor. İkinci büyük opera binası tam karşımızda. 1930'lu yıllara tekabül ediyor yapımı. 1941'den itibaren de kullanılmaya başlıyor. Fakat özellikle 2. Dünya Savaşı öncesinde sergi alanı olarak da kullanılıyor. Özellikle Hermitage eserlerinin de bir kısmı burada sergileniyor. 29 metre küplük bir alanıyla neredeyse dünyanın en büyük sahnesinden birine sahip. Burası ana meydan, Lenin Meydanı olarak da bilinir. Malum karşımıza Lenin ve onun arkasında partizanları ve Kızıl Ordu askerlerinin figürize edildiği bir heykel var. Sanayi ve tarımla ilgili iki figürü, hemen sağdaki tarımı, soldaki sanayi figürize etmekte. Gel yapalım. Devralen programını Sibirya'nın başkentinde böyle bir hüzünlü sonbaharda veda noktasını koyuyoruz. Veda vakti geldi. Bir başka Devralen programında buluşmak üzere. Novosibirsk'ten, Sibirya'nın başkentinden Allah'a ısmarladık değerli izleyenlerimiz. Camisi de vardı. Ve buradan
yeniden Rus hava yolları uçağıyla Moskova'ya doğru yola çıktığında şu an uçağımız Moskova yolundan hızlı bir şekilde ilerliyor ve yaklaşık 4 saate yakın uçuştan sonra önce Rusya'nın başkenti Moskova'ya inecek ve ardından da yine Rus hava yolları uçağıyla yine bir 3,5-4 saatlik yolculuktan sonra İstanbul'a doğru yola çıkacağız. Şu an Sibirya hava sahasındayız. Saatlerdir uçaktayız ve Türkiye dönüşümüz hızlı bir şekilde